Türk Kızılayı 2012 yılından beri burada temsilcilik ile faaliyet gösteriyor Bangladeş'te. Bangladeş halkına ülkemizden yardım eli uzatıyor. Türkiye'nin tabii yardımları özellikle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında patlayan Rohingya krizinden sonra çok daha etkili oldu. Malumunuz olduğu üzere 2017 Ağustos'unda Myanmar ordusu tarafından yönetilen operasyonlardan sonra çok sayıda Rohingyalı Arakanlı sığınmacı Bangladeş'e sığındı. Bangladeş hükümetine tabii ki müteşekkir çünkü sınırlarını açtılar, kucaklarını açtılar ama Bangladeş'in de olanakları sınırlı. Bu sınırlı olanaklara uluslararası toplum yardımcı oluyor ama Türkiye bu konuda öncü ülkelerden birisi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kriz hemen Kurban Bayramı'nın akabinde gerçekleşmişti. Türk Kızılayı başta olmak üzere zaten bizim STK'larımız bölgede mevcuttu. Bu yaşanan aniden çok kısa bir süre içerisinde on binlerce insanın Bangladeş'e sığınması ve yani aç bir ilaç bir şekilde büyük bir insani krize neden oldu. Türkiye burada ilk yardım elini uzatan ülkeler arasında yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi 7 Eylül tarihinde, 7 Eylül 2017'de Bangladeş'e ziyaret etti ve krize ilgisini gösteren ilk dünya lideri oldu. O zamandan bu yana geçen zamanda bir sene içerisinde mültecilerin sayısı 1 milyonu buldu. İlk günden beri aktif olarak buradaki sahadaki faaliyetlere katkıda bulunan resmi kurumlarımız başta TİKA, Kızılay, Diyanet Vakfı'nın yanı sıra birçok STK'mız da ülkemizden de STK'da insani yardım faaliyetlerine aktif bir şekilde katıldılar. Bunlar sadece yani bu insanların günlük ihtiyaçlarının karın doyulmasının ötesinde barınak sağlanması, eğitim projeleri, işte su sağlanması, sanitasyon birçok projeye imza attık. Türkiye'nin görünürlüğü oldukça yüksek bölgede. Biz memnuniyetle bunu gözlemliyoruz. Zaten hani Türkiye'de 3 milyondan fazla hatta 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak bütün dünyada yine kalkınma yardımları konusunda, insani yardımlar konusunda milli gelirle oranda en yüksek yardımcı olan ülke konumunda bulunan ülkemiz. Bangladeş'te de hem Bangladeş halkına hem Arakanlara yaptığı somut projelerle bu yardımlarını sürdürmesi bizi tabii ki memnun ediyor.